TGM fanları. Hoş geldiniz, günaydın diyelim. Günaydın, hoş bulduk. Günaydınlar. Şimdi Nuri Sevgen'i görmek isteyen sadece bizim yayını takip etmesin. Pazar akşamları da yayına başladı Nuri Sevgen her yerde. Maşallah. Doğru. Valla Barış Esen beni çalıştırıyor yani. Oraya gönderiyor, buraya gönderiyor. Estağfurullah. Canlı yayınlara gönderiyor. Estağfurullah. Oturma öyle diyor. Boş boş durma diyor. Estağfurullah. Abi hoş geldin. İyi Hoş haftalar bulduk. olsun. Bu arada ben Hepimizle, evet. Twitter'da sosyal medyada takıldım. Yayınlara söyledim Japonya. Kapalı bugün rahatız falan diye. İzleyiciler hemen yok yok biz yine işte satışla kapatırız falan diye takılmış onlar da. Hakikaten Asya'dan çok kötü bir hava yok. Yükselişler var onu görüyoruz. Amerikan vadeleri de yatay gibi. Bu haftanın işte gündeminde neler var diyelim. Bugün nasıl olur, bu hafta genel olarak nasıl bekliyorsun? Söz sende. Evet, Japonya bugün tatil. En azından haftaya, geçen haftaki bir şokla oradan bir dalgayla gelmeyeceğiz ki gelen açıklamalara da bakılırsa bu yıl sonuna kadar da faiz arttırmayacaklar Japonya. Bu da en azından carry trade etkisini azaltıyor. Amerika future'ları da hafif artılarda gördüm ben biraz önce baktığımda yayına girmeden önce. Bizim tarafta da tabii Cuma günü sert bir düşüş vardı. Bu birkaç şey üst üste geldi. Bunlardan en önemlisi tabii Koç Holding'in bilançosunun beklenenden daha kötü gelmesi ve Türkiye'nin en büyük holdinginin böyle bir bilanço açıklamasının doğal önümüzdeki dönemde özellikle küçülmeye ya da en azından resesyonist etkilerden kaynaklı olarak diğer firmalarda da aynı bilançolara gelmesi yönündeki mesaj vermesi etkili oldu. Ki zaten bilançolarda maalesef çok iyi gelmiyor. Son dönemde gelen işte endekste etkili olan senetlerden Türk Hava Yolları'nın bilançosu oldukça iyiydi diyebilirim. Bunların etkisi vardı. Bir de tabii hafta sonu gerginliğini almak istemeyen, acaba işte İsrail ile İran yeniden çatışır mı, hafta sonu yeniden bir risk olur mu tedirginliği de bir miktar satışlarda etkili olmuş gibi görünüyor. Bu hafta tabii en önemli konumuz tüm dünyada olduğu gibi bizde de Amerika'da gelecek olan enflasyon datıları. Yarın Amerika'da üretici fiyatları enflasyona gelecek ama çarşamba günü en önemlisi tüketici fiyatları enflasyona gelecek. Gerçi o gün konuşuruz ama %3 civarında yıllık bekleniyor. Bunun altında gelmesi bu sefer tam tersi etki yaratacaktır. Yani enflasyon düştü, o çok güzel faiz artıracak değil. Enflasyon beklenenden daha aşağı geliyor. Fed bayağı bir geç kaldı galiba deyip daha bir panik, rahatsızlık yaratabilir. O yüzden bu da bu haftanın önemli gündemlerinden biri ve oradaki enflasyon datası önem taşıyacak bizim açımızdan da, dünyadaki tüm piyasalar açısından da. Peki bugün piyasa nasıl olur içeride derseniz bir grafikle bunu müsaade edersen anlatayım ben gene. Ekrana yansıtıyorum grafiğimi. Lütfen. Tamam, şu Evet. anda ekrana geldi. Cuma Çok. günü şu sert düşüşü yaptık. Yani 100 günlük ortalama, yani şu bölge ki bu turkuaz renk gördüğünüz şu bölge. Cuma günü gördüğünüz seviye olan 10.120 civarından geçiyordu. Onun üzerine çıkmaya çalıştı ama yapamadı. Zaten hafta boyunca onun üzerinde kalamadı gördüğünüz gibi. Zaten ben de hafta içerisinde uyarmıştım bu seviyenin önemli olduğunu. Bu seviyenin geçilmesi durumunda şuradaki 10.200-250 bandının üzerinde kalmasıyla ancak şu gap'in, yani şu aradaki boşluğun kapatabileceğini söylemiştim. Bu yapılamadı ama tabii dünyada da böyle bir durum var. Türkiye'ye bakmayın. Bugün Nasdaq'ı da açsanız, S&P grafiğini de açsanız buna benzer bir görüntü var. Gap olmasa bile büyük bir düşüş ve sonrasında yatay hareket görüntüsü var. Bugün ne olur noktasında, bugün hafta sonu önemli bir sıkıntının olmaması, gereğinden fazla satılmış olması yeniden endeksin şu 100 günlük ortalama, yani demin de söylediğim gibi 10.120, 10.130 civarlarındaki şu ortalamaya doğru hareket etmesini sağlayabilir. Önemli olan burada 10.000 psikolojik direncin üzerine kapatması değil. Orası psikolojik ama asıl nokta bu. 100 günlük ortalama dediğimiz ve daha önce buranın üzerinde kalmayı başaramaması etkili. O yüzden bunun üzerinde kalması, 10.100-150 bandının üzerinde kalmasını önemsiyoruz. Yükselişin devam edebilmesi için de şurada ve gap'in kapatılması için önemli nokta olarak söyledim şu ortalamanın, yani şu ortada gördüğünüz kırmızı çizginin, ki orası yaklaşık 10.250 civarına geliyor. Onun üzerine kalmasına bağlı. Benim düşüncem bugün yukarı doğru başlarız açılışımızda, öyle görüyorum. Yani yatay bile başsak yukarı doğru bir hamle yapacaktır. Ama bu seviyenin üzerine kalmadığı sürece yeniden aşağı doğru eğilim söz konusu olabilir. O yüzden burası çok kritik. 10.100-150 bandı diyeyim ben yuvarlak olarak. Burası önemli. Eğer kalamaz aşağı gelirse de burada kritik desteğimiz, daha önceki dip olarak gördüğümüz işte pazartesi günü geçen hafta 9.700-750 bandı, ki burası yeni dip seviyemiz olabilir diye bekliyoruz. Tutunur mu tutunmaz mı göreceğiz. Ama ben bu hafta
Enflasyonla ilgili datalar netleşene kadar büyük bir hareket yukarı gideceğini sanmıyorum. Dışarıda içeride senet bazlı hareketler elbette ki olacaktır. Bilançolar geliyor ve gelmeye devam edecek. Bugün de gelecek olan bilançolar var. Bunları takip edeceğiz. O yüzden aşağı 9.750 seviyesi, yukarıda 10.150-200 bandı önemli seviyelerimiz. Dedim bugün açılışımız iyi olur. Sonrasında izleyeceğiz bakalım ne oluyor diye, ama çarşamba günü enflasyonla ilgili durum netleşmeden ve Amerikan piyasaları net yön göstermeden burada da önemli bir hareket olacağını ben şu anda öngörmüyorum. Genel gördüğüm bu hafta için açılışta. Peki, Hakan abi. Valla ben biraz sektörleri merak ediyorum. Özellikle bu banka, holdingler filan meselesi yani kötü gelmeye devam edecek gibi de bir görüntü var. Bankalara bakıyoruz. İlk 7 ayda yani Türk lirası krediler %15 anca büyümüş. Karlılıklarına bakıyorsun %31 gibi. Hani ISO 500'ün, ISO ikinci 500'ün filan da altında. Şimdi holdinglerde de benzer bir durum ortaya çıkacaksa bu taraf ne olacak acaba? Yani bankalar, holdingler bu sene pek bir umut yok gibi görünüyor bunlardan. Valla şimdi umutların bittiği yerde aslında umutlar başlar. Biz hep geleceği satın alırız. Borsada öyle bakmak lazım. Herkesin böyle bir laf vardır borsa. Tam cümleyi yanlış kuruyor olabilirim ama yerlerde her şey yerlerde diplerde olduğu zaman aslında alım fırsattır derler. Dediğim gibi teşbih de hata olmaz. Kabaca böyle bir şey söylüyor. Tam cümleyi hatırlayamadım. O yüzden herkes şu anda olumsuz. Çünkü gelecekle ilgili artık gelebilecek bilançolarımız, ekonomide çünkü daralma var. Faizler yüksek. Faizlerin yüksek olduğu ortamda kimse kredi kullanmak istemiyor. Yüksek kredi kullanabilirler ama gelecekle ilgili tüketim anlamında bir beklenti artışı da olmadığı için, artış beklentisi de olmadığı için doğal olarak kredi kullanmak istemiyor firmalar bu faiz oranlarıyla. Doğal olarak bankalarda kredi vermediği için karlılıkları azalıyor. Hatta mevduat oranlarında geçen hafta düşüşler vardı. %44'lere düşen düşüşler gördük bazı bankaların mevduatlarında. Çünkü para var. Bunu kredi olarak veremiyor. Banka bu yüzden doğal olarak mevduat faizini düşürüyor. Bu da banka karlılıklarını azaltıyor. Holdingler keza öyle. Dünyada da öyle. Baktığınız zaman yasa otomotiv sektörü çok karlı değil. Perakende bir miktar hareketlilik vardı. Onlar da durgun. Daha çok teknoloji hisselerindeki hareketliliğin sebebi de farklı bir yapıdan kaynaklanıyor. O yüzden bizde de bu enflasyonla mücadele kapsamında Merkez Bankası'nın almaya başladığı tedbirlerin etkilerini gözlemliyoruz. Bu tabii borsaya iyi yansımıyor. Dolar bazında da düştük. Yalnız bunu da söylemek lazım. Dolar bazında 200 günlük ortalamanın altına düştüğümüz için diğer borsalar gibi biz de ucuzladık diyebilirim. Ama tüm dünya ucuzladı yani. Şu anda Türkiye ucuz ama yani Türkiye'yi mi alayım, Amerika'daki daha parlak geleceği iyi olacak senetlere mi geçiş yapayım noktasında oralar daha avantajlı hale geçmeye başlıyor. Ama ben o kadar karamsar değilim. Evet, dipteyiz. Belki biraz daha dibe gelebiliriz. Yani dibin dibi her zaman vardır. Ama büyük bir crash, bundan sonra daha kötü olacağız noktasında borsanın artık bunu fiyatladığını düşünüyorum. Bilançolar zaten geldiği zaman bunu gösteriyor. Senet bazlı hareketler var. Buradan sonra yukarı doğru bir hamle, bir trend değişimi, yukarı doğru büyük hamlenin olması yönünde bir henüz emare yok. Ama bu bilançolarla, bu rakamlarla borsa ne olacak derseniz böyle kör topal ilerleyecek bir süre. Senet bazlı hareketlerle olacağız. Ama enflasyonun olduğu ülkede varlıkların değeri doğal olarak burada kalmaz. O yüzden bir süre sonra yavaş yavaş hareketlenir. Burada tabii en önemli göstergemiz biraz döviz tarafı. Dolarda da sabit kalan bir kurun bize negatif etkilerini de yansıyoruz demek yanlış olmaz. Evet. 33,5'ta bir kur var. Evet. Biraz hareketlendi, öyle kaldı orada gene. Evet. Peki Nuri Sevgen, çok teşekkür ederiz. İyi bir hafta diliyoruz. Teşekkür ederim. Hepinize iyi bir hafta olsun. Görüşmek üzere.